Hocam peki bugünkü maçı gördükten sonra, Galatasaray'ı gördükten sonra çoğu Galatasaraylı bana şunu söyledi. Keita bu takımın yarısıymış. Aynı fikirde değilim. Keita iyi bir oyuncu. Ama Galatasaray şunu göremedi hocam. Ben Panathinaikos maçına gittim. Maça gittim bizzat seyrettim. Maç 2-0 Galatasaray öndeyken ki geciktim biraz. Çünkü otobüs taksi bulamadık. Rezalet o stadın oldu ya. Hecille gittik çünkü. Yani şey de var. Abi inanılmaz bir olay. Yani 2-0 iken maç 3-2 olacak. Galatasaray'ın aleyhine. Maç 3-0 oldu döndü. Birinin ayağına çarptı. Seyirci de görmüyor. Kaleciye falan bağırmaya, küfür etmeye başladılar. Yunanlı seyirciler kalecinin moralini bozdular. Gözüküyor. Yani Galatasaray'ın o akşam tuttuğu altındı. Adamın da her şeyi kısmetten çıkmıştı. Adamlar mahvoldular. Galatasaray geldi dedi ki 3-0 yendim. 3-1. 3-1. Galatasaray geldi Kasımpaşa'da aynısı. Galatasaray iyi oynarken Eskişehir'den. Hep konuşuyorduk ki. Hocam hep konuşuyorduğu bir hatırlayalım istiyoruz. Veya yazıyorduk kızıyorlar. Bir dakika hocam. Adam nereden geliyor? Bir tane müdahale yok. Yani bugün Galatasaray takımı Kasımpaşa'yı yendi. Yalnız şunu söyleyeyim. Galatasaray takımı bu zihniyette oynarsa kamyonu deviririm başta. Biz devirilmez falan dedik ama. Hayır, devirirler. Bir gün bir takım çıkar. Her takım Kasımpaşa gibi olmaz. Biraz antrenmanlı böyle fizik gücü falan devirirler. Şu tip pozisyonları veriyor Galatasaray takımı. Bu tip pozisyon verirsen yanarsın, ağlarsın. Galatasaray Panathinaikos maçında çok pozisyon verdi. Maç 2-2 olurdu. 3-0 oldu bir dakika sonra, inanılmaz. Yalnız Galatasaray bu seker, bir daha seker. Bir sektirirler, ömür boyu kalkamaz. İnanılmaz derecede bu hataları yapıyorlar. Panathinaikos'ta yırttılar. Tamamen tesadüf yırttılar. Bunları zaten söylemişsin hocam. Peki bugünkü bu 3-0'da hocam baktığında da savunmada Gökhan Zan, Emre Aşık, Emre Güngör yok. Sabri yok. Yani bir takımın balansını bozmaz bunlar ama bu da Galatasaray takımı yani. Her şeye rağmen o boşlukları doldurman gerekiyor. Galatasaray takımında mesela Keita maçın içinde defans da yapan adam. Yani Keita geliyor, hücumu çok iyi yapmasına rağmen İki yönlü yapıyor. Adamı hani şey yapana kadar kovalıyor derler ya. Büyük abdestini yapana kadar kovalıyor. İyi bir şey. Galatasaray bunu bazı maçta yapıyor, bazı maçta hiç yapmıyor. Yani Galatasaray, inanamıyorsun, Galatasaray bazı maçta bunu yapıyor ama yaymıyor bunu Galatasaray. 10 dakika yapıyor, yarım saat dinleniyor. 5 dakika yapıyor, 20 dakika dinleniyor. O kadar hakkın yok şampiyonluğa gideceksen dinlenmeye. Bunu daha fazla yapıp dinlenme yaz yapacaksın. Veya arkanı açmayacaksın. Şimdi iki orta sahayla oynuyordu. Niye? Korkuyor. Sarplan şey, Topal. Teke döndü ama bu sefer ucunda adamın yok gideri. Teke döndü ama bu defa Sarp da başlangıçtaki formundan geriledi. Mehmet de sakatlıktan sonra henüz kendini bulamadı. Ben sana şunu söyleyeyim hocam. Galatasaraylılar Sabri'ye çok kızıyor. Ama ben de diyorum ki Sabri'nin değeri bilinmeli. Sabri varsa Galatasaray'da banka oynar. Abi Galatasaraylılar Sabri'ye oyunu için kızmıyorlar ki. Galatasaraylılar Sabri'ye saçma sapan yerlerde hakemler, rakipler uğraşıp kart gördüğü bilmem ne yaptığı için kızıyorlar. Veya oyun iyi giderken çomak veriyor. Ben bugün Sabri'yi çok aradım. Özellikle ters kademeler için falan. Şimdi, ya, bir ilk gol oldu. Savunma foul bile yapamadı Murat hocam. Yapmak istedi, yapamadı. Hocam bu ama yeni değil. Sabri varken de Panathinaikos'ta Sabri vardı. Peki bir şey daha hocam. Eleona bu haliyle Galatasaray'ın ilk 11'inde oynar mı? Zorlanır da. Bana göre şimdi, sonradan girmesi şimdi, daha tamam, faydalı. Tamam iyi güzel de Arda bizim evladımız. Hani bizden yetişme çocuk, herkes sempatik bakıyor. Zararı var Galatasaray'a şu sıra. Arda bugün alıyor, gene çalıştı. Dönüyor, daha dönüyor. Çok top bugün tuttu. Bugün inanılmaz bir çalım attı iki kişinin arasından. Müthiş. Göreceğiz şimdi. At arkadaşına boş kaleye. Oradan kaleye vurulmaz abi. Dünyanın hangi topçusu oradan kaleye vurur? Ama Arda öyle bir havaya sokuldu ki 3 kişiyi geçti. Neredeyse sıfırdan kaleye vuruyor. Ver arkadaşına, boş kaleye girsin. Maç bitsin. Peki bir şey daha. Yani gollerle buluşuyorsan sorun yok ama sıkıntı çekiyorsan Baroş'la Nonda ikisi bir arada kullanılamaz mı? Yani mutlaka Baroş çıkacak, Nonda girecek ya da Nonda çıkacak, Baroş girecek diye bir kural var mı? Yok. Yok ama
Şimdi Nonda ile Barış'ı yan yana oynattığın zaman Nonda'yı yan yana oynattığın zaman başka taraflardan fedakarlık etmen lazım. O dengeyi nasıl kuracaksın? Onu bugün zaten Rekart söyledi. İkisini yan yana oynatmak çok kolay değil dedi. Bir de ikisini oynatırsın. Ama ikisini oynatacak vakti bırakmadı Ankara Gücü ona. Düşünme fırsatı bırakmadı. Çat çat çat. 3 dakikada Beşiktaş oldu. Yani o düşünme fırsatını vermedi ki teknik direktöre. Galatasaray bir anda 1-0 oldu, bir anda 3-0 oldu.